Kedine. Kedinim. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tana. Ben Defil. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kardeşimi dolabımdan giydireceğim. Evet. Ve gerçekten çok güzel bir video olacak. Çünkü daha önceki senelerde ben onun dolabından giymiştim. Bu böyle seri gibi bir şey oldu. Şimdi ben de onu kendi dolabımdan giydireceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoya geçmeden önce videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımı açıklamalarda bulabilirsiniz. Ben gideceğim. Şimdi giydireceğiz. İşte Efe'yle nasıl bir kombini yapacağım? Benim altlarımı giyecektim anne. Ben oturacağım. Ya tabii alt ve üst kombinler yap. En az 5 kombin hazırla Efe'ne. Anne ama benim altlarım ona nasıl? Olduğu kadar amaç o zaten. Şöyle yukarıya doğru sıvarsın eşofmanlarını, kotlarını kıvırırsın. Bir tarz. Yani maksat sen şimdi bir modacı gibi Efe'ni giydireceksin. Tasarım yapacaksın Efe'ne. Ben arkadaşlar Efe'ne klasik orada bir şeyler giydirelim. Orada da var bu arada. Klasik bir şeyler giydirelim. Şimdi altımıza şu şekilde bir bu arada nereden aldığımı da söylerim. Ama bu tarz şeyleri Efe'nin giymesi çok zor değil mi? Bol paça. Onun yerine bence dar kotlar ve paçalık pantolonları denettirmelisin. Bunu Efe'nin giymesi çok zor. Bu bana zor. Güzel. Olmaz yani. Bunu deneme bence. Tamam. Onun yerine etekler, paçalı eşofmanlar, yine dar stretch kıvrılan kotlar. Etekli kombin yapalım. Bu eteğimi Bershka'dan almıştım. Sen aynı zamanda o zaman tüm kombinlerinin, yaptığın kombinleri nereden aldığını da söylersin. Çünkü arkadaşlar link at sonra diyorlar. Soruyorsunuz ama bu bitti sanırım artık şu an. Pembe bir üst. Bunu da nereden aldım şimdi göstereceğim size bir dakika. Bunu da H&M Divided'dan almıştım. Hatta bunu yaz tatillerinde şu Ceylin'le beraber takım almıştık. Ama bu herhalde takım aldığımız değil değil mi? Değil annem. Çizgili, takım almıştık. Bunu ben ayrı almıştım çok beğendiğim için. Bu ikisini giydireceğiz. Üzerine de tam bir tamamlayıcı bir ceket yapalım. Üzerine ceket o zaman sürpriz olsun. Sürpriz tamam olsun. Tamam mı? Giydirip Efe, geliyorum. Gel bakalım hazır zaman. Mısın? Biliyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz şu an. Şu an üzerinde pijamaları var. Evet. Bu kendi kıyafetleri, pijamaları. Şimdi de bunu Tuana versiyonunu göreceksiniz. O zaman 3, 2, 1. Yok, geldik arkadaşlar. Şimdi Efe'nin kombinime yorum yapsın. Siz konuşun bakalım. Şimdi ben çekiliyorum, yorum yapsın. Benim tek şeyim birincisi bu çok ders. Evet. Ablam cıvcık bir şey giyiyor. İkincisi de bu etek bana yine şey gibi oldu. Ama şimdi sen Tuana'nın kıyafetlerini giyiyorsun Efe'nin. Yani böyle söylemesi de bir dur. Git gel bakalım. Tarzını bir görelim. Evet. Hazır mıyız? Efe'nin git bakalım gibi gidip dur, gel şöyle. Dur bir dakika anne. Bu arada arkadaşlar anne yatarlamayı gösterdim ben. Evet. Hadi gel bize Efe'nin bakalım. Cıpcık gibi. Şöyle havalı. Hadi evet, modelleme model. Wow. Arkadaşlar tarzımız farklı. Çok güzel. Bu arada siz de hangi kombini daha çok beğenirseniz yorumlara yazın. Yaptığım ilk kombini 5 üzerinden değerlendirin yorumlarda bize. Evet. Şimdi ikinci kombinimize geçeceğiz. Şimdi ikinci kombinimi nasıl hazırlayacağım? İkinci kombinim ne olsa. Bu da yine etekli bir klasik kombin yapmak istiyorum. Bu arada Leviş'imizin uykusu geldi. Bakın nasıl kendini atıyor. Şimdi o yüzden onu bir yatağıma koyacağım. Evet, tamam. Ben bunları çıkartacağım çünkü. İkinci kombinimiz de etekli olacak ama bu sefer klasik bir kombin olacak. Biraz daha böyle ağır bir kombin olacak. Şimdi göstereceğim. Bu şöyle arada şu an en yakın dağlara kayıyorum. Evet, şu an burada böyle bir eteğim var. Bu Almanya'dan gelmişti. Bu Almanya'dan gelmişti. Sonra arkadaşlar bunun üzerine bu ceket, bu da Zara'nın ceketi. Bu zaten 11-12 yaş. Yani Efe'ne ben oturacağını düşünüyorum. Kaç yaş o? Öyle 11-12 yaş. Şimdi bunun içine güzel bir üst bulalım. Ne bulabiliriz? Şu kazak olabilir. Evet şu kazak güzel olur. Şöyle crop bir kazağım var arkadaşlar. Yarasa kol. Bunun kolları biraz büyük gelecek ama kolların ceket kapatacağı için sadece önünde şöyle duracak. Yani bu güzel olacak. Bir de bunu giydireceğim arkadaşlar. O zaman gel Efe'nin. Hadi gelelim. Şekirle seni ve Lavinia'yı giydirelim. 3, 2, 1. Hop biz geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikinci kombin. Şimdi ben size bu kombini birazcık 2-3 kelimeyle tanıtacağım. Ver Efe'nin evet. Sen bir şovunu yap. Çantanı al. Şöyle bir yürütelim Efe'nin seninle. Bu şirkette CEO olan, Zara'dan kombin alan girl kombini. Ve görüyorsunuz çok şık evet. Oldu. Saçının arkasını da dön. Saçını da ben yaptım. Serbest bir topuz. Evet.
Yani bu senin tarzın değil mi sonra? Senin tarzını ve kıyafetlerini Efi'ne kombinledim. Evet. Senin tarzını bence ve ben ablamın tarzını zaten hep beğeniyorum. Bunu da 5 üzerinden şey yapın. Ben 5 üzerinden ben, numaralandırın arkadaşlar yorumlara. Ben vallahi 10 üzerinden 10 verdim. 10 üzerinden 10. 5 üzerinden 5 verdin öyle mi? 5 üzerinden 5. Peki ilk kıyafetin nasıldı? 5 üzerinden kaçtı? İlk kıyafetimi de bayağı beğendim. Ben ilk kıyafetimi çoraplarımı çekmiyor musun? Çoraplarımı çekmiyorum. Anne bu nasıl? Bu çok güzel değil mi? Bu da çok güzel ama ilk kıyafetim de çok güzeldi. Arkadaşlar ben üçüncüyü çok merak ediyorum. Üçüncü biraz daha. Ben üçüncüyü daha çok merak çorabımı ediyorum. Çorabımı çıkaracağım. Çorabını çıkarma. Ne diye çıkaracağım ya Eflin? Çıkaracağım. Üçüncüyü nasıl? Üçüncüyü düşünüyorum şu an arkadaşlar. Aslına bakarsınız. Üçüncüyü. Evet. Hmm. Kombini size söylemeyeceğim. Güzel spor bir kombin yaptım. Evet. O zaman Efne giydirip geliyorum. 3, 2, 1. Hop. Arkadaşlar sıradaki kombinimiz de bu şekilde spor bir kombin. Bu sanki dansa gidermişçesine. Bu arada bütün kıyafetler aslında benim bedenim ama Efri'yle nedense oluyor. Ya da ben küçüğüm. Anlamadım. Her neyse. O zaman bu kombinimizi de 5 üzerinden değerlendirmeyi unutmayın. Bu arada nereden aldığımı da söyleyeyim. H&M Divided. Altındaki de Alax'dan. Şu kolyeyi de 1.5'ten almıştım. Bu da zaten scrunchy. O zaman ben 5 üzerinden 5 veriyorum. Şovunu yapsın. Efri şov muydu? Şöyle dur bir dön bize. Evet kaçma şuraya gel. Evet arkadaşlar 5 üzerinden 3. kombinimiz kaç? Değerlendirmeyi size bırakıyoruz. Evet. Hemen geçelim 4. kombinimize. Biliyorsunuz bugün toplamda 5 kombin yapacağız. Ben çok meraktayım Tuğan'a bakalım. Neler kombinleyecek Efri için? Neler üretecek kafası? O zaman yapayım sizlere. Yap bakalım merak ediyoruz. Altımızda şu şekilde. Ama sana bir çok sorayım. Aslında kendi altındaki kot olsa daha iyi olurdu Tuana. Ama kendi anne hayır kendi altındakini çıkartamam. Çıkartamasam o daha dar sanki değil mi normalde? Ya anne hayır. Abla tamam. Sana şey soruyorum. Bu arkadaşlar maviden almıştım zaten mavi yazıyor her yerinde. Bu arada arkadaşlar videosunda ben belki bu kombinlerden bir tanesini giyebilirim. Tabii ki de. El. Ha sürpriz yaptı. Biliyorsun ha. Sürpriz gidiyor. Üzerine de mavi. Şimdi de mavi girl olacak. Aynen. Sürpriz olsun mu? Aksesuarlar sürpriz olsun. Sürpriz olsun. O zaman. Haydi o zaman. Hazır mıyız? Evet. Dördüncü kombine İki, gidiyoruz. Bir. Hop. Geldik arkadaşlar. Neydi? Sıradaki kombinde bu şekilde. Bu kombine benim puanım 5 üzerinden 4 falan. Çok benim güzel. Benim 5 üzerinden 4. Mektin şöyle bir yürüsene. Evet. Tamam yürüyelim. Şöyle bir yürü sokak, görelim sokak seni. Sokak girl şu an. Bakın. Efri ne giysen yakıştı ya. Tam bir oversize girl şu an arkadaşlar. Şu an bu çanta düştü. Bu arada bu çantanın yerine şunu da bir tak yürü istersen. Bir de böyle kullanalım. Kombin değiştirmece şu an. Bir de bu şekilde tarzı var. Çok tatlı şov. Bakayım. Çok güzel oldun Efri. Haydi girl. Çok güzel oldun. Benim zaten kıyafetlerim güzel. Öyle. O zaman arkadaşlar 4. kombinde bittiğine göre sürpriz olsun. Bunu şimdi söylemesin Tuana. Efri'ni giydirsin ve hep birlikte bu görelim. Bu arada arkadaşlar şu takı nereden aldığımı hatırlamıyorum. Şu kolye. Bunu Beril sana hediye verdi. Beril mi verdi bunu? Evet. Beril vermiş arkadaşlar. Sana doğum gününde vermişti. Hazırlayayım. Bu şapka, bu Adax'ın almıştı. Bu zaten mavi girl. Koçu da. Koçu da mavi ama bu çok arada, büyük giydiği için. Aynı beden. Şu an altımızdaki kotlar aynı farklı renk ama bakalım ikimizde de nasıl. Arada da 5 yaş var arkadaşlar şu an. Efri'nin puan arasında 5 yaş var bu arada. Isıracağım ya kafasını. Tamam. O zaman sıradaki kombine geçelim. Hop geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıradaki kombinimiz bu şekilde. Saçı da böyle oldu Efri'nin. Ben bunu 10 üzerinden 4 veriyorum. 10 üzerinden 4 mü? 5 üzerinden kaç veriyorsun? 5 üzerinden 4 veriyorum. Efri'nin şöyle yürüyüşünü yap bakalım. Ha 10 üzerinden şey veriyorum, 9 veriyorum. Gözlük 5 üzerinden 4 veriyorum. Sonra gözlük versek. Aa ben bunu şöyle şey çok tarz olur. Çakma aslında. Tarz olur biraz şeffaf daha. Şeffaf bir gözlüğüm var benim. Onu bulabilirsem onu şey satacağım. Şey mi?
videoda sevimli kardeşlerde bir kere inek öğrenci yaptığımızda mı? Ay elini sokma yapayım. Şeffaf evet. Yukarıda siyah tuğana. Tuğana şurada bak. Siyahlar ama neyse. Ha, siyah şeffaf şurada. Hayır şeffaf şuradaydı bak. Anneciğim siyah şeffaf aramıyorum diyorum. He tamam. Aa evet. Efe'nin yürüyüşüne bakalım. Şimdi bir dakika, bu arada kombini söyleyeyim. Gözlük H&M, Toka Trend Yol. Şu üstteki Trend Yol, altta Trend Yol Milla yani. Evet, Trend Yol Milla. Şu elbise de LC'dendi. Altındaki elbise aslında. Evet, Efe'nin. İçindeki Efe'nin elbise. Bir saniye elbise yürüyüşünü var. Yap bize. Gel bakalım havalı havalı. Bu da tam bahar tatilinden, bahar tatilindeki yolculuk girl. Aynen, çok güzel oldu bence. Çıkayım. Sence Eflin beğendin mi kombinini? Ben çok beğendim. Ben de beğendim. Evet, Tuana'nın dolabını Tuana'yı alkışlıyoruz arkadaşlar. Hepsi de çok güzeldi. 5 kombinin 5'i de çok güzeldi. Acaba siz hangisini beğeneceksiniz? Evet arkadaşlar, bizim videomuz buraya kadardı. Sizleri çok severim. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. En çok hangi kombini beğendiniz? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Diğer bu arada kombinlere de puan vermeyi unutmayın. Biz de ona göre bakalım en çok hangisini beğendiniz? En çok hangisi güzel olmuş? Ben de annemin dolabından kombin deneyeyim istiyorsanız videoya tam 5000 like bekliyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bu arada 100.000'e çok az kaldı. O yüzden videomuzu izleyen ve abone olmayan arkadaşlar lütfen kanalıma sana abone olsun. Sana bir şey soracağım. 100.000 olunca ne yapacağız? 100.000 kutlaması keseriz, yapacağız. Pastası keseriz. Belki 100K. Başka sürprizler de olur. Konfeti alırız. Ya da elektrikli su. Neler neler yaparız kim bilir. Neyse arkadaşlar, o zaman hoşça kalın. Bye bye.